Efendim herkese merhabalar. Gene e, ilginç gündem maddeleriyle karşınızdayım. Türkiye dünden bu yana Köfteci Yusuf'la e, yatıyor, Köfteci Yusuf'la kalkıyor. E, bir de tabii asıl mesele, büyük mesele, e, PKK ile büyük bir e, yeni sayfa mı açılıyor? E, ve Türkiye'de pek konuşulmuyor ama, Amerika'da Amerika'da Milton Kasırgası'ndan inanılmaz görüntüler geldi. Genelde bu üç başlığı e, işleyeceğim. Köfte Yusuf'a gelmeden önce e, aslında bu PKK ile ilgili e, meseleyi biraz konuşmak gerekiyor. E, bir video seyrettireceğim size. Ben şahsen tanımıyordum. E, yani yurt dışında yaşayan e, bir kişiymiş. E, İbrahim Halil Baran e, ve... Kandile sunulan reçete diye bir e, bir bölüm var. Bunu izleyelim üzerine konuşalım. Benim elime bir liste geçti sevgili arkadaşlar. Bu listede kabaca şunlar var. Deniliyor ki bir PKK meselesi sebebiyle müebbet ceza alanlar yani çıkma ihtimali olmayanlar ya da 25-30 yıldan sonra şartlı tahliye sebebiyle bırakılabilecek olanların cezası 25 yıla düşürülecek. E zaten içeridekiler ve müebbet almışların hepsi neredeyse bunu tamamlamış. Yani çıkıyorlar Abdullah Öcalan'da dahil olmak üzere. Bu birinci nokta. İkinci nokta PKK'ye silah bıraktırılacak. PKK'ye en azından Türkiye için silah bıraktırılacak ve PKK yerine mevcut siyasi parti, büyük ihtimalle DEM Parti'den bahsediliyor. Mevcut siyasi parti daha aktif olacak ve PKK'yi temsil edecek. PKK'nin yöneticilerine Avrupa'da sürgün, Avrupa'da sürgünde yaşama vaat ediliyor. Ya da bunların bir kısmının Rojava'ya geçebileceği belirtiliyor. Onun dışındaki kadroların teslim olma e, şeyiyle, şartıyla gelebilecekleri söyleniyor. Diğer taraftan 8. sınıfa kadar ortaokul yani eski ortaokul şimdi ilk öğretimde Kürtçe eğitimle ilgili de bazı düzenlemeler yapılacağı konuşuluyor. Bunun dışında Kürtlerin faydasına olabilecek bir şey görülmüyor. Rojava meselesiyle ilgili dışarıya bilgi aktarılmıyor. En azından PKK'lilerden aldığım şeylere bakıyorum, bilgilere bakıyorum. Ve bunlar Rojava ile ilgili bir şey söylemiyorlar. Yani Türkiye Rojava'yı tanıyacak mı? Yoksa bugün çok yoğun bir hazırlık yapıyorlar. Rojava'ya yoğun bir saldırı mı yapacaklar? Bununla ilgili herhangi bir şey yok. Evet. Şimdi enteresan olan şey, benim sabahtan beri bir takım yerleri arıyorum. Yani hakikaten böyle bir hava var mı? Hava var. Yani özellikle Devlet Bahçeli'nin son mecliste demin sıralarına giderek işte el sıkması gibi. Ama hatırlayalım, aynı Devlet Bahçeli. Önce 2007'de Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un elini sıkmıştı. 2019'da da Pervin Buldan'la da Sezai Temelli'nin. Elini sıkmıştı. E, fakat şimdi bakıyorum, e, başka çevrelerde, e, aynı çerçevede aslında aynı bilgileri paylaşıyor. Örneğin Sebahattin Önkibar da e, bugünkü yayınında tam da bu başlıkları sıralıyor. E, Diyarbakır'da bazı kaynaklarla konuştum. E, bir kere dediler ki İbrahim Halil Baran'ı, yani DEM Parti'ye kesinlikle yakın biri değildir, tam karşılığında durur. Dolayısıyla onun, yani DEM Parti'den sızan bir bilgi olarak bunu vermek yanlış olur dediler. DEM Parti kaynaklarıyla konuşan gazetecilerle konuştuğumda da onlar buna gayet mesafeli duruyorlar. Yani bir bir eylem olsun, Demirtaş bırakılsın, somut bir şey, işte Can Atalay bırakılsın, Kabala bırakılsın. Yani bu tür somut adımlar olsun ki ondan sonra konuşalım. Ve işaret ettikleri yer Öcalan. Yani Öcalan'la bir pazarlık yürüyor yürüyor fakat, benim dikkatimi çeken bir detay var. Devlet Bahçeli dem sıralarına gittiğinde fotoğrafta arkada Efkan Ala var. Efkan Ala çözüm süreci döneminde aslında İçişleri Bakanı'ydı. Ve bir önceki pozisyonu Diyarbakır valisi olduğu dönemde de hatırlarsanız büyük olaylar çıktığında... Cama gelsin, cana gelmesin ifadesini kullanan dem partilerle yakın duran, onlarla konuşan, yani araya bir duvar örmeyen e, ve farklı profilde dem partileri iyi tanıyan bir profil. Dolayısıyla çözüm sürecinde, Dolmabahçe'deki masayı hatırlayın, o, o oturumları, kalkmaları, toplantıları. O süreçte de o e, ekibin en temel aktörlerinden biri Efkan Alaydı. Şimdi Devlet Bahçeli ben necedir söylüyorum 15 Temmuz'dan beri ne Erdoğan eski Erdoğan ne Devlet Bahçeli eski Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli belki daha temelde bir oyun kurucu. Arka taraftaki o bir akıl bir ortak akıl olduğu iddiasında her zaman bulunuyorum. 15 Temmuz'da bu bir kez daha galebe çaldı. Eğer yargı dosyasını izlediyseniz geçen gün yaptım orada avukat Serkan Günel 17-25 sonrası e, tutuklu sanıklara, üst düzeydeki sanıklara diyelim, bazı ağır isimlere e, Mehmet Metiner'in geldiğini ve işte biz bunlardan değiliz, bize komplo kurdular, bize destek verin, destek istediğini anlatmıştı. Çok çarpıcı geldi bana. Dolayısıyla e, arkada böyle bir ortak akıl var ve e, Erdoğan kendi siyaseti için çok açık bir cümleyle özetlemek gerekirse... Bir yandan pişen bir Ekrem İmamoğlu e, ve işte belli bir yapıyı e, sembolize eden bir Ekrem İmamoğlu bir tarafta dururken aslında benim gördüğüm, hep söylüyorum bir mutabakata varılacağını hissediyorum. Ve bu mutabakatın içinde e, Özgür Özel'in de bu çerçeveye alınacağını ve e, aslında böylesi bir çözüm süreci adı altında bu kadar net olmasa bile bir pazarlık yapılabileceğini ve bütün bu tartışmaları bir yana bırakacak, Türkiye'nin gündemini kökünden değiştirecek bir evreye girilebileceğinin adımları olarak, olarak görüyorum. Yani Devlet Bahçeli kendisi mecliste de zaten çıkıp aynen bunu söyledi. Ben öyle hani gidip de laf olsun diye el sıkmam. Yani o bir, bir planlanmış bir şeyin ön adımıdır. Hatta aklıma şu geldi. Yıllar önce biz Sky Türk'teydik. Bir gün toplantıda e, haber merkezlik arkadaşlarla oturuyoruz. Hani, yani ne yapalım farklı bir şey böyle bir program formatıydı aslında ilk konuştuğumuz şey. Hani herkeste prime time'da programlar, tartışma programları falan vardır ve o günün gündemi neyse ona göre bir masa kurulur. O masaya da belli isimler gelir. Bu bugün olan şey paterni bellidir bunun e, ve çok da sıkıcı bir format gibi geliyor bana bu her zaman. Bir gün dedik ki ya ne yapsak ne yapsak ben dedim ki ya arkadaşlar biz dedim şu Kürt meselesini bir programa değil de böyle saatler boyu sürecek, günler boyu sürecek bir programlar dizisine evirsek ve sadece Kürt meselesini bütün taraflarıyla konuşsak. Ulan olur mu olmaz mı? Niye olmasın? Yıkalım format bizim elimizde değil mi kardeşim? Direksiyonda biz oturuyoruz. Ne yapalım? Dedim ki yani emekli generaller, en sert isimler, aklınıza kim geliyorsa yani e, veya siyasetçiler, en sağdaki siyasetçiler, en ultra ülkücüler ve PKK'dan bile daha sert siyasetçiler. Yani o dönemde hala var. Yani PKK'nın politikasını beğenmeyip tamamen bağımsız Kürdistan savunan isimler. E, şimdi isimler aklıma gelmiyor. ama böyle bir yelpazede kim varsa ve hatta asla bir araya gelemez denilen isimler aynı stüdyoya soktuk. Ve günlerce Prime Time'da bu yayını yaptık inanılmaz tepki aldı olumlu anlamda. Fakat daha enteresanı programa gelenlerden bir tanesi bizim o zamanki haber müdürümüz Fikret Bulut'a diyor ki ya diyor şimdi Ankara'da mı Ankara'dan mı geliyor? Ankara'da mı konuşma oluyor? Tam bilmiyorum. Size diyor nereden geldi diyor. Fikret diyor ki ne nereden geldi efendim diyor. Yani diyor bu program formatının, bu konuşmanın, bu tartışmanın Türkiye gündemine sokulmasını kim söyledi siz diyor? Vallahi kimse söylemedi diyor. Yahudi inanılır gibi değil diyor. Ankara'da e, anladığım kadarıyla MIT'e yakın biriydi. E, yani devlet katmanında bir karar alınmış ve MIT e, aslında bunun bir beşinci kol faaliyeti gibi Türkiye kamuoyunu hazırlamak için basındaki belli isimlere özel olarak görüşmeler yapıp ya böyle bir tartışma ortamını başlatın e, ve kamuoyunu hazırlayalım. Yani bir çözüm süreci muhabbetini ve bütün taraflar konuşsun. Ya bu talimat verilecek Böyle bir konuşma vardı. Siz nereden aldınız önceden? Hani onlar da şaşırmış. Allah Allah kim söyledi? Sen mi söyledin? Acaba Genelkurmay mı söyledi? Acaba yani İçişleri mi söyledi? Hiçbiri değil. Biz karar verdik ve yaptık. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ya o zamanki bu hazırlığı duyuyor olmak benim bunu söylememe ehliyet veriyor aslında. Eğer böylesi bir reçete uçta da bırakılmış olabilir, sunuluyorsa, söyleniyorsa ve işte PKK silah bırakacak... 25 müebbet alanlar 25 yıla inecek. E Zaten bu dağ kadrosu 25 yıla çoktan yani çoğu yatmış müebbet yatanların içeride. Öcalan başta olmak üzere. Dışarı çıkacak. Yöneticiler sürgüne gidecek. Kelime kelime yani. E, yeni legal siyasi parti kurulacak. E, Kürtçe eğitim olacak. E, 8. sınıflara kadar arttırılacak. Öcalan ev hapsine geçecek. Falan filan böyle gidiyor. Ya Bu böyle bir e, reçete. Bu bir şey sızdırılır önceden. Altyapısı yapılır, kamuoyu hazırlanır ve pişmeye başlar. Sonra biri çıkar der ki evet artık. Çünkü Türkiye tıkandı, ekonomik olarak tıkandı. Türkiye'nin gündemine e, yani köfte Yusuf yetmiyor artık. Daha ciddi gündemler, daha yani Türkiye'de bütün tarafları bu çamaşır makinesi gibi dönen gündeme sokup ya ne oluyordu diyemeden bütün o manşetler, bütün televizyon ekranları buna döndüğünde aslında bunu çok iyi başarıyorlar. Tekrar bunu konuşuyor olma ve siyaseti bir başka yerden değiştirme ve aktörleri de aslında dizayn etme. Ben bunun bu olduğunu düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek. Yanılıyor olabilir ama bu tartışmanın öylesine yani laf ola beli gele bir tartışma olmadığını zaman bize gösterecek. Şimdi gelelim ikinci konuya. Türkiye iki gündür köfteci Yusuf'la yatıyor, köfteci Yusuf'la kalkıyor. Konu ne? Tarım Bakanlığı yaptığı denetlemelerde ki iki yıldır yapmıyordu bir rapor yayınlıyor ve işte ilk önce köfte Yusuf olduğu açıklanmadı. Sonra ortaya çıktı ki köfte Yusuf'muş bu ve işte kıyamet koptu özetle. Şimdi ben bu konuya açıkçası biraz farklı yaklaşıyorum. Bir tanesi şu bu listede olanlar var bir de olmayanlar var. Yani ee, bugün Bülent Şık e, gazete duvarda bir söyleşi vermiş e, sağlık konusunda önemli isimlerden bir tanesi gıda sağlığı konusunda gizem örneke ve orada diyor ki yani bunu geçin diyor zeytinyağı zeytinyağı değil bal bal değil artı içine kalan katkı maddeleri yani bu denetimlerle ilgili neler var ne tür kanserojen şeyler yiyoruz bunlarla ilgili aradım kendisini rica ettim hani yarın daha detaylı konuşacağız. Dolayısıyla ben işe gıda sağlığı açısından değil aslında dini inanış açısından yaklaşmak istiyorum. O da şu. Şimdi İhsan Ali Açın geçmişte derin dinle ilgili yazdığı bir yazı vardı. Orada çok güzel tespitlerde bulunuyor. Türk halkının yapılan araştırmalarda kendini Müslüman olarak tanımlayan insanların Türkiye'de %98'i birinci olarak tarif ettiğinde en büyük şeyini %98 domuz eti yememek yani en önemli bir şey domuz eti yememek. İkincisi de kurban kesmek. Bu ikisi en önemli çıkan şeylerden bir tanesi. Yani işin içinde namaz, niyaz bilmem ne yok. Hacca gitmek falan yok. Abi domuz eti yemiyorum. E kurbanda kesiyorum. Diyor ki bunların ikisi de ritüeldir aslında. Ve bütün dinlere, kökenlerine baktığında ta paganlardan beri, Orta Asya'dan beri, Şamanlardan beri gelen şey kurban kesmektir. Kurban ritüelidir. Yani insanlar... Ta eski çağlardan beri kurban kesmeyi, kötülüklerden arınmak veya bereketin artması veya o yıl hasadın daha iyi olması veya bir belayı def etmek için hani kurban kesmek, kurbanı bütün dinlerde de aslında bir şekilde girmiş olan bu bir ritüel. Domuzla ilgili domuz pis hayvandır. Dolayısıyla yenmemeli. Kur'an'da dört yerde geçiyor ve Kur'an'la ilgili benim en büyük aklımda kalan kıssalardan bir yani Kur'an'ı okuma konusundaki kıssalardan bir tanesi şu. Bir anlayış yani bana göre selefi, vahabi anlayış ne yazıyorsa o kardeşim. Ne yazıyorsa o. Ne diyor? Diyor ki hırsızlık yapanın uzuvlarını hilafına kesiniz. Bunu birebir uyguladığında ne oluyor? Baklava çaldın. Hırsızlık mı? Ne tüküm hırsızlık. Çaldın, yakalandın, suçlusu, cümle meşrut yapıldın. Sağ kol gitti. Bir daha yaptın. Sol bacak gitti. Hilafına kestin. Bir daha yaptın. Sol kol gitti. Bir daha yaptın. Sağ bacak gitti. Ortada insan kalmadı. Peki bunu özellikle İbnül Arabi gibi alimlerin de ışığında yani derinlemesine okuduğunda başka bir açıyla baktığında burada kastedilen sembolizm açısından baktığında ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor daha anlayışlı, daha kavrayıcı, daha kapsayıcı ve diğer bütün dinlerde de olduğu gibi Adem'den beri insana vaaz edilen şeyler ortaya çıkıyor. Yani şekilden ziyade içerik ortaya çıkıyor. Ne? Sen niye çaldın bu baklavayı? Karnım açtı. Sağ olsun bunu kes. Onu açlığını doyur. Aç olduğu için yaptı. Onu önce ortadan kaldır. Bir hafta geçti bir daha yakalandı. Niye yaptın yine? Hilafına sor. Biz seni karnını doyurduk. Onun hilafı ne? Onu kes. Aile mi açtı? Bu soruyu devam ettirirsen nereye geliyorsun? Sosyal adalete geliyorsun. Sen toplumu aç bırakma ki, sen insanları bu hale getirme ki insanlar hırsızlık yapmasınlar. Adalet, adaleti sağla toplumunda. Adaletli bir toplumda hırsızlık olur mu? Ruh hastası kleptoman değilse, kleptoman ise onun da tedavisi var ama gerek kalmaz. Başkasının malına göz dikmez. Sana vaaz ettiği şey bu. Domuzla ilgili de Orada hayvan pis olduğu için değil. Ay domuz pis hayvan. Allah'ın yarattığı her mahlukat hikmettir, bir hikmettir. Dolayısıyla senin kalkıp da bir yaratığa, bir şeye pis deme ve onu şeyin dışına atma haddin değil. Pis 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 kelimesi bir ne diyelim çağ algısı olarak gelen. Evet işte bu pislikler içinde yaşıyor. Ay kendi bokunu yiyor. Ulan köpek de yiyor, O da yiyor. Herkes bütün Bütün mahlukatta bu tür şeyler var. Ama mahlukat bazında bakıyorsan, hikmet bazında bakıyorsan onu o şekilde ayıramazsın. Nitekim diyor ki dört yerde geçiyor ayette. Ayetin Her ayetin sonunda mecbur kalırsanız yiyebilirsiniz diyor. Mesela hijyen ve sağlık değil. Ama orada başka bir şey var. Pis yani burada gelip okuduğumda çok güzel bir vurgu yapıyor. Diyor ki kardeşim pis dediği şey her yerde. Bunun ben savunucusu olmak durumunda değilim. Açıp bunu daha çok insan eli açık gibi hocalar söylemeli ama bugün iki gündür yürüyen tartışmaya baktığımda acı acı gülüyorum. Bizim konuşacağımız şey domuz eti yedik ah 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 mı? Yoksa bunu söyleyen ah ah vah vahlananların ağzında dilinde yuttuklarından az ya da ağızlarından çıkanda ne? Herkesin ağzında temizlik var mı? Hazreti İsa diyor ya ağızdan giren değil ağızdan çıkan kirletir. Bütün toplumda her şey bitmiş. Bu, bu öyle bir toplumda yaşıyoruz ki herkes pak Kimse kimsenin gözüne malına dilikmiyor. Karısına, kızına bakmıyor. Çalıp çırpmıyor. Yolsuzluk yapmıyor. Herkes mükemmel bir hayat yaşıyor. Bütün camiler dolup taşıyor. Ve domuz etkilediler bize. Allah öldük, bittik. Ne, ne, ne yapacağız biz şimdi? Ya bu bana şey gibi geliyor. Kurban bayramları benim için artık korkunç. Çünkü bir et pazarlığı. Danaya girmek yani bu laf daha güzel bir laf. Danaya girelim. Ortak danaya girelim. Yani geçtim kan dökmesinden. Yani bir ritüel mütüel dedi artık. Tamamen abi kasap dolduralım biz şey abi vakti geldi. 10 kişi gel abi daha büyük et olsun memnun ol. Bu benim için bu artık. Onun uhrevi tarafı, onun derin manası yani kendini kurban etmek. Kendi kötülüklerine kurban etmek. Yani kendini kötülüklerden ayrı tutmak. Kelimesinin manasını kimse düşünmüyor. En güzelini Hazreti İsa söylemiş. Kardeşim ağzından giren değil, ağzından çıkan kirletir. Yani o yüzden bu tartışmaya ben biraz da böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki bir nokta daha var, o da çok önemli. Bugün Köftü Yusuf'un sahibi Saygı Öztürk'e konuşmuş. Çok çarpıcı bir şey söylüyor adam orada. Diyor ki arkadaş 12 bin çalışanım var. Bunun 700 tanesi veteriner, sağlık uzmanı. Yani sağlık, yani hijyeni düşünün. Yüzlerce dükkanım var. Ve daha vahimi bu dükkanlarda çalışanlar birçok dükkanında çalışanlar kendi şahsına diyelim ki Bursa şubesi gidiyorsun Tem'deki bir şube bilmem neredeki Kastamonu'daki şube köft köfteci Yusuf'un orada çalışan şahıs şahıs şirketi kuruyor. Şahıs şirketi kurduğunda bankadan ikna alırsın. İstersen ticari ticaret yapacağım diye post yazalırsın. alırsın. Abi herifler o de, denetim olmadığı için o kadar hızlı büyümüş ki. Bütün şubelerde demesek bile bazı şubelerde post makineleri var şahsa ait. Adam gidiyor, hesap geliyor masaya. Kaç lira kardeşim? 500 lira al. Bak kredi kartını geçiyorsun. Ahmet Memle adına senden parayı çekiyorlar. Bu tür şeyler de var. Kaldı ki ben hala şüpheleniyorum. Gerçekten bu ülkede sosyal medyanın gazına gelmemek lazım. Belki de bir operasyon çekildi. Bilemiyorum. Yani adamı tanımam etmem. Ortada yok, kayboldu mayboldu dediler. Saygı abiye ulaşmış. Saygı abi de ona ulaştı bilmiyorum. Adamın şey diyor ki kardeşim benim bu kadar çalışanım var. Ben bir garip kuşum. Yani benim başıma bu geldi. Ben yani iyilik, iyilik kazanır diyor susuyor adam. Bu cümlesi bile benim için yeterli. Hani bir ara dediler ya işte vatan millet biz Müslümanız kardeşim öyle şey yapar mıyız? Adam bu cümleleri kullanmaması bile bence çok önemli geldi bana. Tutarlı geldi. Onun dışında pek bizim gündemimizde değil ama dünden beri ben yakından hani takip ediyorum. Florida'da Amerika'da Milton kasırgası. Gelen görüntülere bir bakın. Yani 100 yılın kasırgası dediler. Allah'tan kategori 5'ti. Yani Meksika Körfezi'ndeyken kategori 5'ti. Dün gece dikkatlice takip ettim. Türkiye saatiyle Gece yarısından sonra landfall dedikleri yani karaya ulaştı. E, Ulaştığı vurduğu yerde kategori 3'e düşmüştü Allah'tan. Dolayısıyla Helen kasırgasında yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Ama bu kasırgada şu ana kadar 3 kişi öldü bildiğim kadarıyla. Ama görüntülere bakın derim. Ondan sonra biraz daha konuşalım. Kapatmadan önce bir arkadaşım tam o bölgede yaşıyor Amerika'da. Onunla ilgili onunla konuşuyordum. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Nasıl hazırlanıyorsunuz diye. Yani dedi ki bu aslında bir deprem. Bir, yani bir doğal afet. Sadece önceden bilebiliyorsun ne zaman olacağını. Yani ne zaman vuracağını biliyorsun. Geliyor ve sonra geçip gidiyor. Ezip geçiyor. Ne yapar devlet? Hazırlanır. Ee, benim konuştuğum saatte 35 bin, sadece Florida'da 35 bin shelter yani sığınma bölgesi açılmıştı. Akşam saatlerinde bu rakamı 100 bine çıkartıyorlardı. Bütün okullar sağlam binalar içinde ne var yatak yemek sığınma ile ilgili ne varsa hayvanlarını da alıyorlar. Yani kedi köpek dışında hayvan almıyorlar. Yani hayvan varsa bir petin onu alıp oraya gidebiliyorsun ve oraya sığınabiliyorsun. Senin evine bir kod geliyor telefon numarası kodu o kodla taksi çağırabiliyorsun. Über'e biliyorsun bedava. Belli bir saate kadar gelip beni alın dediğinde gelip alıyorlar ve ölenlerin tamamı senin evine mesaj geldiğinde evi mutlaka boşaltın, net bir şekilde oradan yıkılacağını veya su basacağını görüyoruz dendiğinde evini terk etmeyenler. Onun dışında normalde can kaybı bile yok. Fakat daha önemlisi bu önesine bir recovery ki sonrasında milyarlarca dolarlık bir pazar ortaya çıkıyor. Ne pazarı? Yeniden inşaat süreci. Yani Florida'daki en büyük e, sorun aslında bu. Yani yeniden inşaat sürecinin başlaması. Özetle gündemde benim görebildiğim bu ama dediğim gibi en önemli gündem maddesi Kürt meselesi. Önümüzdeki günlerde benim tahminimi söylüyorum. Biz ağırlıklı olarak yeni bir çözüm süreci başlıyor mu başlamıyor mu bunu konuşuyor olacağız. Bunu görebiliyorum. Özetle bunlar efendim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.